Bugün sağ olsun Büyükşehir Belediyesi tarımdan bahsediyor, hayvancılıktan bahsediyor. Ama bugün baktığımız zaman ormana katlettiği zaman ormana geliyorlar. Tarıma geldiği zaman işte hurdacılar sitesini kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biliyorsunuz ki burada 17 dönüm üzerine bundan yaklaşık bir sene önce yakın zaman içerisinde bir eylem yapmıştık. Bu eylemde demiştik ki bunun burasını yapılması yanlıştır demiştik. Ve o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Yanlışlık bir türlü düzeltilmedi. Kendilerine biz yer gösterdik. Dedik ki gene bizim kendi meralarımız içerisinde gelin buraya yapın. Yok uzakmış, yok mali açından değer, yani orası ağırlık kazanıyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Bin bir çeşit bize dert ürettiler. Bugün baktığımız zaman burada gördüğünüz bu 100 yıllık meşeler içerisinde 17 dönüme yaklaşık 17 dönüme bir katı atık projesi gerçekleştirmek istiyorlar. Buraya yaklaşık köyümüze 300-350 metre bir uzaklık var. Bilir kişi raporu, yani mahkemesel geldiler, baktılar bu bölgeye. Dediler ki kardeşim burada bilir kişi raporu bunu yapamazsın dedi. Yapamazsın diye, yani yapılması yüce mahkemenin dedik son karar ama yapılmasa iyi olur dedi. Niye dedi? Köyün yakınlığından dolayı söyledi. Bunun için de bizde dava süreci var. Şu anda dava süreci devam ediyor. Bu dava süreci bitene kadar ya gelin bu kardeşi bu ağaçları kesmeyin. Dava süreci bitsin. Ondan sonra gelin bakalım bu işi yapalım. Ama siz dava devam ederken hala da bu köylüye bu insanları kışkırtmanın anlamı yok. Biz sonuna kadar bunları kestirmemek için direneceğiz, mücadele edeceğiz. Burada kadınımızla çocuğumuzla hepimiz birlikte mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Sizden rica ediyorum bu yanlıştan dönün. Biz tarımın da bugün baktığınız zaman Erdoğanköy artık hayvancılığıyla anılan bir köy oldu. Yaklaşık 15-20 tane büyük çiftliğimiz var. Biz tarım yapmak istiyoruz. Siz bizi köyümüzden kaçırtmak istiyorsunuz. Gelin bu yanlıştan dönün diyorum. Erdoğanköylüler ve çevre köylüler olarak bir kez daha toplaşıldı. Biz de Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Doğader olarak buraya bir kez daha geldik. En son buraya geldiğimizde köylülerimizle birlikte yine böyle bir etkinlik yaptık. Hep birlikte haykırdık. Dedik ki köyümüzde çöplük istemiyoruz dedik. Biz köyümüzde çöplük istemiyoruz diyoruz. Onlar başka başka projelerle ve çöplükle tekrar geliyorlar. Şimdi Bülent Başkan gösterdi. Def ettiğimiz hurdacılar yeniden atağa geçmiş. Köyümüzün dibinde hurdacılar sitesi kurulmak isteniyor. Hemen köyün az ilerisinde su başında yeni bir sanayi bölgesi oluşturulmak isteniyor. Burada hem mezarlığı büyütmek hem çöplük tesisi yapılmak isteniyor. Şimdi soruyorum, bu köylüler nereye gitsin? Bu köy, az önce amcayla konuştuk. 600-700 yıldır insanların kökleri buraya dayanıyor. 700 yıldır oturdukları köylerden, evlerinden, tarlalarını terk edip başka başka şehirlere mi gitsinler? Bursa'nın içini betonla, asfaltla, binalarla doldurdunuz, fabrikalarla doldurdunuz. Her tartışmada diyorsunuz ki hem bakanlarınız, hem belediye başkanlarınız, hem milletvekilleriniz diyor ki Bursa'yı kirlettik. Bursa kirli. Bursa kirli de etrafını da şimdi kirletmeye mi başlayalım? Bursa'nın kirliliğini temizleyen bu meşe ağaçları, bu mera, bu hayvanlar, bu köylüler, bu su, bu kuşlar burayı da mı yok edelim? Bursa'yı yok ettiğimiz gibi Bursa'nın çevresi de mi yok olsun? Burada köylüler 700 yıllık tarihlerine Bursa'ya, Bursa'nın köylüsüne, köyüne sahip çıkmaya çalışıyorlar. Sizlerden istediği, karar vericilerden istediği tek bir şey var. Köyüme dokunma diyorlar. Köyümüze dokunma diyorlar. Burada anlaşılmayan bir şey mi var? Burada anlaşılmayan bir şey mi var? Köylüler diyor ki biz burada mutluyuz. Çalışıyoruz. Hayvanımıza bakıyoruz. Bahçemize bakıyoruz. Kimseden bir lira para almadan mutlu mutlu yaşıyoruz burada. Çocuğumuz, çocuklarımız, torunlarımız mutlu, sağlıklı büyüyor burada. Bursa'daki gibi betonlarda, yapay suni parklardan büyüsünler bu çocuklar. Hayvanları hayvanat bahçelerinde mi görsünler bu çocuklar? Bu ormanlık alan 230 dönümlük bir alan.
meşelik alan. 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık ağaçlar var burada. Buradaki amacımız bu ağaçların, bu temiz doğanın burada kalması, köyümüzün bir parçası olması, Bursa'mızın, güzel Bursa'mızın, yok olan yeşil Bursa'mızın yeşil olarak kalması. Bunu istiyoruz. Bunu dile getiriyoruz. Biz de Doğader olarak geçen olduğu gibi bugün de burada Erdoğan köylülerin bu haklı, doğru, anlamlı ve onurlu mücadelesinde yanlarındayız. Çünkü Erdoğan köylüler haklı. Bu haklı mücadelesinde biz buradayız. Salı günü gelip ağaçları keseceğiz diyorlar. Biz de diyoruz ki biz de bütün Bursa'yı buraya getireceğiz. Ağaçlara kendimizi bağlayacağız. Teyzemizin dediği gibi. Önce bizi kesmeden bu ağaçları kesemezsiniz. Mahkeme süreci tamamlanmadan burada tek bir ağacın tek bir yaprağını elleyemezsiniz. O ellerinizi kırarız. Buradan Derneğim Doğader adına bir kez daha söylüyorum. Sizin yanınızdayız sonuna kadar. Sağ olun. Sağ olun. Şunu söylemek istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle ya bütün kötü projeler niye Doğu'ya veriliyor? Sayın Başkanım Önder Tanır, niye Doğu'yu kabul ediyorsunuz? Niye yine yani buradaki insanlar insan değil mi? Affedersiniz. Niye bütün kötü projeler hep Doğu'ya? Bizim suçumuz Doğu'da mı yaşamak mı? Allah aşkına bu işten vazgeçin. Bu işten vazgeçin. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi bizim bu ormanımızdan ne istiyorlar? Biz bu ormanı kıyıp da kendimiz kesmedik. Biz bu ormanımıza gözümüzden bakıyoruz. Bizim hayvanlarımız var. Biz hayvancılık yapıyoruz burada. Biz nereye gideceğiz? Bu ormanı keserseler salı günü bizi bir köyü buradan kürüsün. Önce bizi kessinler. Kürüsünler bize. Bizi zincire versinler. Vermeyeceğiz burayı. Zincire alsınlar bize. Yok. Vermeyeceğiz. Bizim başka bir gelirimiz yok. Biz buradan, burasından duruyoruz biz. Köyümüz fakir köy. Biz kendimize odun kesmiyoruz. Gidiyoruz satın odun alıyoruz biz. Ormanımıza zarar vermiyoruz. Evet. Ormanımız dursun diye. Kaç senelik ormanımız bizim burası. Kömür yakıyoruz. Bizim sayın başkanımızdan biz burayı istemiyoruz vermek. Eğer burayı keseceklerse ağaçlarımızı bize buradan gelsinler, kürüsünler köyümüzü. Ağaçlara da zincirleyeceğiz kendimizi. Kessinler de görelim. Tamam, bu kadar.